Türkiye alev alev. Özellikle dünden bu yana pek çok şehirden gelen yeni orman yangını haberleriyle ciğerlerimiz yanıyor. İzmir, Aydın, Bolu, Muğla, Manisa ve Karabük'te orman yangınları hala devam ediyor. Havadan ve karadan müdahaleler sürerken Star ve NTV haber ekiplerinden sıcak bölgelerde son durumu aktarmak için hazır bekliyorlar. Melike Şahin İzmir'den, Murat Uslu Aydın'dan alevlerle mücadelede gelinen son noktayı anlatacak. Ama yangının kabusunda 3. günü yaşayan İzmir'le başlıyoruz. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde başlayan orman yangınında canla başla mücadele sürüyor. Alevler köylere, mahallelere kadar geldi ve Onur Mahallesi'nde 17 ev küle döndü. İnsanlar canlarını zor kurtarırken yangın bir sanayi sitesine de ulaştı ve zarar çok büyük. İzmirlilerin canlarını, hayvanlarını kurtarma görüntüleri yürekleri yaktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının piknik için ateş yakan 3 kişi yüzünden çıktığını açıkladı. Şimdi o 3 kişi aranıyor. Yanan ormanlık alan yüzlerce hektar, 17 ev, 30'un üzerinde de iş yeri kül oldu. 2 gündür yaşanan korkunun, ekiplerin havadan, karadan mücadelesinin tam manasıyla sınırı yok ve tüm bunların nedeni piknik ateşi. İzmir Karşıyaka'da Perşembe akşamı Yamanlar Dağı'nda başladı yangın. Gece müdahale edildi, sabahsa ikinci bir yangın çıktı. Alevler dağın eteklerindeki mahalleye sıçradı. Yangın esnasında zar zor canımızı kurtardık. Canımızı peşindeydik, çocuklarımızı kurtarıyorduk. Onur Mahallesi'nde 17 ev küle döndü. Çetin ailesi de son anda yangından kaçmayı başardı. Aniden arka tarafta bir kızıl duman oluştuğunu görünce o ateşin geldiğini hissettim. Buradan buraya koşana kadar zaten kozalaklar şu arka civara vesaire attı. İçeride gelinimle yeğenlerim vardı, annem kız kardeşim vardı. Onları çıkarmaya çalışırken zaten yangın evin çoğunluğunu aldı. Aydın ailesi de yangından son anda kaçmayı başardı. Yangında Onur Mahallesi'nde 17 ev yandı. O evlerden birisi de Aydın ailesine ait bu evdi. Aile canını zor kurtardı evden. Ali Aydın iki çocuğunu alevlerin arasından güçlükle çıkardı. O çocuklardan biri şu anda hastanede tedavi altında. Salonda yapmışlar. Lastikleri kapılara koymuşlar. Kapıyı kırdım, girdim. İkisini de aldım. Çıkardım, hemen hastaneye geçtim. Alevlerin arasında da aldınız. Alevlerin arasında aldım. Zaten benim halim belli. Bir anda böyle yuvarlak top şeklinde bir şey geldi, benim balkona düştü. Ondan sonra mahalle duman, alev içinde. Cehennem ateşi gibiydi. Bunu aldım, çocuklar buradaydı. O alevlerden çıkamamışlar. O alevlerden çıkamayınca geri evin içine girmişler. Bunu komşuya götürdüm. Komşuya bıraktım, baktım yoklar. Geri geldim, buraya kadar çıktım, içeri giremedim. Siz de yanmışsınız ama hiç hissetmediniz değil mi? Ben hiç daha vücudumu hissetmiyorum. O çocuklarımın acısı beni mahvetti. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yangın çok geniş bir alana yayıldı. Sancaklı köyü tahliye edildi. Alevler köye kadar ulaştı ve bazı evlerde bu yangında yanmaya başladı. Yangın sanayi sitesine de ulaştı. 30'un üzerinde iş yeriyle çok sayıda araç yandı. Zarar milyonlarca liraydı. Havadan sorti üstüne sorti yapıldı ancak yine de alevlerin önü alınamadı. Vatandaşların canlarını, hayvanlarını kurtarma telaşı kameralara yansıdı. Rüzgarın hızı saatte 80 kilometreyi buldu. 10 katlı bir binanın çatısı da tutuştu. İtfaiyenin çabasıyla yangın tüm binayı sarmadan söndürüldü. Akşamla birlikte havadan sadece gece görüşlü helikopterler yangına müdahale edebildi. Cennet İzmir'in gece manzarası kızıl alevdi. İzmir'de sabah havadan müdahale yeniden hızlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yerleşim yerleri için tehlike kalmadığı bilgisini verdi. Toplam etkilenen alanın 1600 hektar olduğu duyuruldu. İzmir'e gün boyunca kül yağdı. Ve yangının nedeni. İddiaya göre piknik için ateş yakan 3 kişi nedeniyle orman yangını başladı. Ekipler o 3 şüphelinin peşinde. Bölgede bir yandan hasar tespit, bir yandan da söndürme çalışmaları sürüyor.